Kadın Sağlığından hepinize merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta yine değerli hocam Profesör Doktor Teksen Çamlıber ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi gözüküyorsunuz. Sağ olun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog, onkolog Teksen Çamlıbel'e kadın sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz her konuda bugün canlı yayınla ulaşabilirsiniz. Bunun için canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 625 64 64. Hocam tanıtımlarda girdi. Biz bugün idrar kaçırmayı tekrar detaylı bir şekilde konuşacağız. Çünkü izleyicilerimizden yoğun çok talep var, geliyor. Evet. Ve miyomları konuşacağız. Hı-hı. Miyom da ciddi bir problem değil mi? Çocuk sahibi olamamakta da ciddi bir problem. Biraz zaman kalırsa da yumurta dondurma olayına değiniriz. Evet. Miyomla giriş yapalım dilerseniz. Evet, şimdi miyomlar, Rahmi ben çizdim buraya. Bunun bir kas tabakası var şöyle kalın. Burada bazen böyle bu kastan kaynaklanan, bazen rahmin içe doğru büyüyen, bazen dışa doğru büyüyen, bazen içinde kalan böyle değişik et diyelim kas tümörleri oluyor. Ve bunlar gerçekten kadına bir sürü şikayet yapıyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani hemen dört kadından bir tanesinin başına geliyor hayatı boyunca. Bu çok sık olan bir şey. Genetiktir. Anneden falan çok yani gerçek bir şey geçebiliyor kızlara. Özellikle şu rahmin içe doğru büyüyenler adette çok fazla kanama yapar, aralarda kanama yapar, ağrı yapar. Dışarıda büyüyenler de işte büyüdükleri yere göre idrar torbasına baskı yapabiliyor, kalın bağırsağa baskı yapıyor. Yani idrarda zorluk, işte kabızlık yapabiliyor ve yine adette ağrı ve şiddetli kanama yapabiliyor. Ne hocam bu miyom? Önce biz bir hani kistiden ayrı bir şey değil mi? Rahim kasılır ya işte doğum yapmak için. Evet. Rahim bir kas tabakası aslında, kalp gibi. Düşünün. Tam kasta oluşmuş bir şey ama hani kalp gibi devamı kasılmıyor da adet zamanlarında kasılır veya doğumda kasılır. O kas tabakasının kendisinden böyle uğurlar çıkıyor. Selim tabiatlıdır bunlar. Yani kanser değildir. Hı hı. Miyomlardan kanser çok çok enderdir. Onun için o korkuyla böyle hani miyom alınmaz ama işte kanama yaptıkları için ve bir baskı oluşturdukları için o bölgede bir süre sonra mutlaka şikayete yol açıyorlar ve bazılarının ameliyata ihtiyacı olabiliyor ama hepsinin değil. Peki hocam kistten ayrı bir şey değil mi? Hep biz çünkü miyom kist problemi falan hepsine böyle aynı evet. Şey gibi de başına gelmeyen aynı şey gibi de biliyor ama tamamen farklı şeyler. Kist tabii tıbbi olarak bir tek yumurtalıklarda olan şeyler deniyor. Çünkü içi sıvı dolu olması lazım kist demek için. Miyomların içi sıvı dolu değildir. Yani bir mermer yumurtalar vardır ya böyle içi katı dolu falan öyle bir hı hı. Kitle bu. Kiste böyle içi sulu bir yumurtaya benzetelim. Hani onun bir kabuğu vardır. Patlarsa için sıvı akar falan. Miyomda böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani bir yerde ikisi de bir tümör, büyüyen bir oluşum. Ama dediğim gibi miyomlar hep rahimde olur. Kistler de yumurtalıkta olur. Peki miyomun bir yaş aralığı var mı yoksa her yaşta görülüyor mu? Genelde her yaşta görülüyor ama tabii en sık görüldüğü yaşlar o doğurganlık yaşları dediğimiz. Yani 25 ile 45 arası daha sık görüyoruz. Hormonlarla beslenen bir tümör bu. Rahim hormonlara hassas bir organ. Onunla büyüyor, onunla küçülüyor. Dolayısıyla bir kadının hayatında östrojen dediğimiz o kadınlık hormonu var olduğu sürece, yani adetleri devam ettiği evet. Sürece bunların büyüme şansı var ve genellikle büyürler. Menopozda östrojen musluğu kesildiği için, artık o hormon olmadığı için ya oldukları gibi kalır ya da giderek yıllar içinde küçülürler ve sıkıntıları olmaz. Yani menopoz sonrası bir miyomun büyüdüğü görülmemiştir. Büyüyorsa onda hakikaten belki olumsuz bir oluşum mu acaba oldu diye düşünmek lazım. Peki hep var mı bunlar yoksa bir o östrojen hormonunun salgılanmasıyla belli bir yaştan sonra mı oluyor ve mesela doğumdan sonra da ortaya çıkabiliyor mu? Biz bu yani bu çekirdeklerin, miyom çekirdeklerin doğuşta olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra yıllarda da bazıları hormonlara daha hassas olduğu için onlar miyom haline gelebiliyor ve dediğim gibi bunlar aileyle de çok yakından ilgili genetik olarak anneden kıza geçebilen şeyler. Onun için hani tabii ki doğumda biliyorsunuz rahim olması gereken belki 30 misli büyüyor. Evet, dolayısıyla küçücük miyomlar da 20-30 misli büyüyüp doğumda bazen sorun yaratabiliyor. Çoğunda olmaz ama bir kısmı sorun yaratabilir. Ve çok büyük olanlar özellikle rahmin için dolduranlar da tabii gebeliğe engel oluyor. Tabii. Biz gebelik incelemesinde mutlaka rahmin bir işte ultrasonunu çekiyoruz. Hı-hı. Bazen şüphemiz varsa MR'ını çekiyoruz ve böyle bir miyom varsa rahmin içinde bebeğin olduğu yerde büyüyen bir miyom. Onunla mutlaka alınmasını tavsiye ediyoruz. Normal bir muayenede görebiliyor musunuz miyomları? Tabii. Elle muayenede hissedilebilir ama tabii esas ultrason yapıldığı zaman çok rahat görünen şeyler. Onların boyutları, nerede olduğu,
işte alınması gerekmeyende böyle ultrasonlarla rahatlıkla karar verebiliyoruz. Biz hissedebiliyor muyuz? Hasta hissedebiliyor mu? Vallahi hasta onu hissettiği zaman zaten bayağı büyük demektir. Yani hastanın hakkında eline gelir bazen. 4-5 aylık gebelik büyüklüğüne deriz hatta biz ona. Karın aşağı bastırdığı zaman hasta hissedebilir. Bazı hastalar da bunu pek hissetmediği için işte eteğim daralıyor, pantolonu bağlayamıyorum gibi şikayetlerle olabilir. O da çünkü bir kitle, bir ur var ve o tabii ki bir basınç yapıyor. Peki hocam, tedavisi. Hep ameliyat olamayabiliyor dediniz. Ne gibi bir tedavi? Miyomlar eğer bir şikayet vermiyorsa kişiye, yani bir baskı yapmıyor, bir kanama yapmıyor, büyümüyor, öyle duruyor falan. Bir kısırlık nedeni olacak yerde de değil. Veya kişinin çocukları var, öyle bir derdi yok. O durumları kendi haline bırakıp sadece izliyoruz 6 ayda bir. Evet. Giderek büyüyorlarsa eninde sonunda ameliyatlık olacaklığı için çok dev gibi boyutlara gelmeden önce almak lazım. Bunlar öyle boyutlara gelebiliyorlar ki, yani bütün kanı doldurup dev bir tümör haline gelenleri de gördüm. Hatta acaba hamile misin, nesin falan diye, yani genç kızlarda bazen böyle büyük miyomlarda aile böyle bir telaşa da kapılır. Bir şişkinlik, karında şişkinlik mi yaratıyor? Bize geldikleri zaman da acaba hamile mi kızım, bir şey mi yaptı falan diye çekinirler. Ultrasonumu rahatlıkla anlıyoruz ve çok başarılı ameliyatları var. Çok büyük boyutlarda olmayanları laparoskopik olarak o kapalı yöntemle başarılı alıyoruz. Çok büyük, yani çok daha büyük olanları açık ameliyatla almak lazım. Miyom almak rahmet zarar verir mi? Hayır, bilakis rahmet bir takım zararlardan korur. O bakımdan endişe etmemek lazım. Ama miyomu alırken rahimde böyle bir kesi yapıp da oradan miyomu aldığımız için ve oraya diktiğimiz için genellikle normal doğum yerine sezaryen tercih ediyoruz bunları. Çünkü kesilen ve dikilen yer bazen doğum ağırlığı esasında açılabiliyor, yırtılabiliyor. Peki kesi nereden oluyor? Vajinal bir kesi mi? Bikini gibi yatay oluyor. Sezaryen yerinden gibi. Rahimdeki de öyle yatay olur. Ama dediğim gibi, yani rahim kasılan bir organ. Nasıl kalpte böyle bir hani yerden bir kesi yapıp da dikildiği zaman bazen onda açılma şansı varsa, miyomda da rahim kesildiği için o rahmin sezaryen olmasını daha çok tercih ediyoruz. Miyomdan sonra eğer miyom ameliyatı geçirmişse sezaryen tercih ediyorsunuz. Evet, tercih ediyoruz. Ve miyomlar sayısal olarak tabii çok fazla olabiliyor. Telefondan sonra devam tabii, edeyim yani mi 35, hocam? 35-40 tane miyom aldım bilirim aynı hastada. Bir rahimde 35-40. Evet, olabiliyor. Alo. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben İzmir'den arıyorum da. Saygılar İzmir'e. Buyurun. Ben idrar kaçırıyorum da onun için aramıştım. Evet. Ben üroloziye gitmiştim burada İzmir'den. Demişti bana, sen test yapmışlardı bana, kaçırıyorsun dedi idrarını dedi. Kaldırmamız gerekiyor demişti bana. İdrar torbanı dedi, kaldıracağız dedi. Acaba bu belimde de fıtık var, ondan olabilir mi? Yok, ikisinin bir ilgisi yok. Herhalde doğumlar geçirdiniz değil mi? Kaç çocuğunuz var? İki tane normal doğum yaptım. İki tane de düşük oldu benim. Üçüncü çocuğum çok zorlanmıştı. Evde olmuştu. Çok bastırdılar. O zaman herhalde benim torbam düştü. Olabilir. Yani tabii ki normal gebelikte de doğumda da çok ıkınıldığı için yaklaşık 1-1,5-2 saat bazen. Ikınmayla küçük küçük o kasları yırtıyoruz. Yırtıldıkça da mesanenin de desteğini veren kaslar da yırtılıyor, zayıflıyor ve mesela çöküyor. Onun hamak gibi böyle yeni ameliyatlar var. Daha sonra belki anlatırız. Günübirlik çok kolay yapılan ameliyatlar ve son derece başarılı eski ameliyatlara nazaran. Öyle bir ameliyatı da bütün hastalarımıza tavsiye ediyoruz. İdrar kaçırmayı konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Lütfen ekran başından ayrılmayın. Şu anda miyomları konuşuyoruz ve yayının sonlarına doğru da ikinci yarıda yumurta dondurma, tüp bebekte, çocuk sahibi olamamakta, ileri yaşlardaki evliliklerde büyük bir teknolojik devrim aslında yumurta dondurma. Çünkü bir kadın belli sayıda yumurtayla doğuyor Nihal Hanım ve hayatı boyunca yumurtayı tüketiyor. Hep yani depodan yiyor tabiri caizse. Ve hakikaten azalma yüz tuttuğu zamanlardaki yaşlarda, diyelim ki 35'ten sonra veya 40'tan sonra mevcutları hakikaten alıp saklamakta fayda var. Ki gelecekte
hakikaten evlenme veya çocuk niyeti olduğu zaman yumurtasız çok kalınmasın. Şey, çünkü tabii. Her adette kadın 50-60 tane yumurta kaybediyor. Siz direkt soruyorsunuz zaten yumurta var mı diye, hani evet. Oldu mu? Demek ki gerçekten önemli. Böyle tabii, bir teknolojik imkan da varsa neden değerlendirilmesin? Tabii. Bir rahimde hocam 35-40 tane miyom olabiliyor dediniz. Evet. Bunlar vücuda zarar vermiyor mu peki ameliyat edilmezse? Ama telefondan sonra alayım tamam. Cevabını. Hı-hı. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı yayınlar efendim. Teşekkürler. Ben 38 yaşındayım hocam. Hı-hı. 35 yaşında bir düşük yaptım. Daha sonra bir yıl tedavi gördüm, olmadı. Ve bir ay önce tüp bebek yaptırdım. Ondan sonra hani olmadı. Ve yumurtam şu an yok. Ama kiloluyum şu an. Yani iki beden falan bir genişleme oldu. Yani bir kilo alma isteğim oldu. Zayıflarsam acaba nasıl menopoz gibi, yani menopoz atlatabilir miyim? Şimdi yumurtanız yok mu dediler artık? Hayır hocam, iki tane yumurtam vardı. Ve onu da zaten kullandılar tüp bebekte. Adet oluyor musunuz? Ya, bu ay zaten tüp bebekten sonra gördüm hocam. Evet. Şimdi adet oluyorsanız da birçok az sayıda da olsa yumurtanızın var olduğunu düşünebiliriz. Bir tane bile yumurta olsa veya iki tane de bunu da tüp bebek çalışmalarına devam edin. Ve özellikle o yumurtaları yine aydan aya alıp bir havuzda biriktirip daha sonra onlardan embriyolar üretip onları geri vermekte fayda var. Yani bir tane yumurta çıkarsa mesela tüp bebek yapalım, tek bir embriyoyu verelim. Olmadı zaten moral bozuluyor. 5-6 ay kişi uzaklaşıyor doktorlardan, hastanelerden. 6 ay sonra geldiği zaman da bu sefer o tek yumurtayı da bulamıyoruz. Onun için ya, amaç genel tek tek söylüyorsun. Allah ne verdiyse, ne kaldıysa orada çok az yumurtası olanlarda yumurta dondurma hakikaten çok gerekli. Yumurtadan çok tabii embriyo dondurma artık. Onlar çünkü eşinizin spermle döllüyüp bebek haline getiriyoruz ama hani tek bir bebeği verdiğimiz zamanki şans %20 civarı, 25 civarıdır. Ama 2-3 tane verilirse daha çok şans olur tabii. Türkiye'de 3 tane vermek yasak. Ama iki tane verildiği zaman tabii ciddi şekilde gebelik şansı artıyor. Onun için de en önemlisi yumurta bitmeden önce havuzda bunları toplamak. Size de onu tavsiye ederim. Ve geç kalmamalı değil mi hocam? Evet, çünkü 38 yaşında ve az yumurta. Mutlaka morali bozuktur şu an. Çok üzgündür, biliyoruz onları ama en geçen bir ay, bir buçuk ay, iki ay en çok ara verip hemen yeni bir çalışma yapmak lazım. O kadar az arayla oluyor yani. Evet, oluyor. İstanbul'daysanız Teksen Çamlıbele ve ekibine Cem TV aracılığıyla da ulaşırsanız İstanbul'da olmasanız da mutlaka buraya geldiğinizde çok yardımcı olacaktır Teksen mutlaka, Hoca. Mutlaka, elimden geleni yaparım. Vücuda rahatsızlık vermiyor mu dedik bu miyomlar? Şimdi tabii orada bir kitle, bir bası yaptıkları için idrar torbasına bası yapıp idrarı yapmayı zorlaştırabilirler. Veya böbrekten gelen ve idrar torbasına giden iki tane incelik boru var idrar taşıyan. Bunları üreter diyoruz. Bazı onlar çok ciddi bası yapıp böbreği şişirip böbrek yetmezliğine kadar gidilebilir. Yani tabii ki basının bir sürü yan etkisi var. Siyatik tarz ağrılar yapabiliyor. Kişi yürümekte zorlanabiliyor. Tabii işte bu noktaya getirmemek lazım. Yani bir kadın yılda bir kere doktora gelirse bizlere, bir simir testi, kanser taraması ve bir ultrasona girdiği zaman 5 dakikada yapılan bu iki işlemle pek çok derdi anlıyoruz. Bu yıllık kontrolleri de konuşalım tekrar telefondan sonra. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Bir sorum olacak doktor beye. Tamam. Ben de idrar kaçırma problemim var. İdrar kaçırma. Evet. Yani dışarıda bütün durabiliyorum ama eve yaklaştığımda özellikle kapıyı açıp içeri girdiğimde yani hiç beklemeden hani tuvalete gidene kadar kaçırıyordum. Hı hı. Yani ne yapabiliriz? Buna biz sinirsel mesane diyoruz veya sinirleri bozuk mesane. Evet. Yani niyetlendiği zaman beyin onu durduramıyor. Fren mekanizması yok yani. O grubun tabii yine bir test yapıyoruz. Adına ürodinami diyoruz. Mesane bir su verip yavaş yavaş o büyürken ki hareketlerini gözlemliyoruz bir makinede. Ama %99 sizin işiniz bir ilaçla halledilir. İlaçlar ne yapıyor? Mesane biraz gevşetiyor, rahatlatıyor, daha çok dolabiliyor mesane. Ve bir de böyle işte kapı açarken, su sesi duyarken, tuvalet yası dürerken falan o idrar kaçırmayı, o kontrolsüz kasılmayı engelliyor. Hatta ilaçların da yetmediği bazı ileri durumlarda bazen botoks dediğimiz bir madde var. Onu enjekte ediyoruz mesaneye. O iyice gevşetiyor ve bunlara ciddi şekilde faydası oluyor. Yani hangi şehirden arıyorsunuz bilmiyorum. Neredensiniz? Kavhat'ta değil hocam, izleyicimiz. Ama İstanbul'daysanız veya bulunduğunuz şehirde bir kadın doğum ve üroloji
grubunun olduğu merkez bulup orada bu testi olup gerekirse ilaçlarınızı kullanın. Evet. Hocam miyom tedavisini eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatalım. Tamam. Çünkü idrar kaçırmayla ilgili çok yoğun telefonlarımız var. Tamam. Buraya. Şimdi idrar kaçırma tabii ki... Miyomla ilgili söylemek istediğiniz bir şey yoksa... Yok, hayır. Yani miyomlarda son şunu söyleyebilirim. Hastalarımıza bir ameliyat önerilmişse mutlaka bir ikinci görüş almalarında fayda olabilir. Siz çok çünkü, ameliyat önermiyorsunuz. Evet, pek çok miyom ameliyatsız hallediliyor. Yani halledilmiyor da ameliyat gerek olmadan kendi halinde duruyor. Onun için hani habire miyom ameliyatı olması bir anlamı yok. Diyebilirim ki yani 100 tane hasta varsa bunda ameliyat ihtiyacı olanı 20'sidir sadece. Ama 80'li de ameliyat tavsiye edilebilir. Çocuk doğurmaya engel mi? Onu sormuş izleyicilerimiz. Çok büyükler bazen zorluk çıkartabiliyor ama normal boylar yani 4-5 santimin altındakiler veya rahmin içine doğru büyümemiş olanlarda gebelikte bir sıkıntı olmaz. Hatta bazen bize geldiklerinde hasta bilmiyor miyom olduğunu. Bakıyorsun kocaman da bir miyom var, bir gebe. Bu grupta da tabii sadece soğukkanlı bir takiple gebenin sonuna kadar genellikle gidiliyor ve bir sıkıntı yaratılmıyor. Çok güzel. Evet. Bir de hocam şu idrar kaçırmaya geçmeden yıllık kontrollerden bahsedelim. Kadın sağlığı programı yapıyoruz. Lütfen yılda bir kere kadın doğum doktoruna gidelim değil mi? Evet. Bunu sizin ağzınızdan. Mutlaka yani. Ve ne testleri yaptıralım? Kendimize en azından arabamız kadar bakmalıyız. Ona bazen daha çok bakıyoruz çünkü ay bir şey olmasın yolda kalmayalım falan diye. Tabii insan yolda kalması daha kötü arabasının kalmasındansa. Dolayısıyla kadınlarda şöyle bir şansları var. Simir testi denen bir şey rahme girip oradan alınan örnek pek çok kanseri bize gösterebiliyor. Büyük bir şans bu ve bu şansı bence kadınlar yılda bir kere kullanmalı. Meme muayenesi belli bir yaştan sonra kişinin kendi kendine yapması gereken bir test zaten. Ama 35'li 40'lı yaşlardan sonra da mamografi mutlaka yapılmalı. Yılda bir değil ama 2 yılda bir yapıyoruz mamografiyi. Ama simir testini yılda bir kere yapıyoruz. Aynı seansta yapılan vajinal ultrasonla da rahim yumurtalıkla gayet net görülüyor. Ve bu şekilde hemen hemen pek çok kanserin önüne geçirebiliyor. Telefon var hocam alalım. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Hocama bir soru soracaktım. Buyurun. Benim 31, kızım için soracağım hocam. Evet. Sivas'tan arıyorum. Saygılar, tamam. Sevgiler Sivas'a. Sağ ol, teşekkür ederim. Benim 31 yaşında bir kızım var. Diş gebelik getirdi. İkinci kez de getiririm diye korkuyor. Doktora gitmiş, şansın iyice arttı demiş. 3-4 katı arttı diye korkuyor. Evet. Sağ yumurtasında da kist var. Evet. Şimdi dış gebelik tabii normalde bütün gebelikler dış gebelik diye başlıyor ama rahme düşüyor. Düşemezse, kanalda kalırsa ona dış gebelik diyoruz. Ve tabii o tarafın ya alınması gerekiyor ya da bir ilaçla yeni iğneler var. Gayet güzel bir şekilde dış gebeliği eriten. Onları kullanıyoruz. O zaman da kanala pek bir zarar vermiyor. Ama sorunun cevabı şu, bir kişi dış gebelik geçirirse tekrar geçirme şansı nedir? Kabaca %10. Yani bir daha gebe kalırsa %90 yine normal yerinde kalıyor. %10 ancak tekrar dış gebelik oluyor. Yani bu riski tabii çok abartmamak lazım. Evet. Doğada %2,5 gibidir dış gebelik olma şansı. Bir kez olanın bir daha olma şansı 4 kat artıyor ama yine %10 oluyor sadece. Tabii ki onların şöyle bir önemi var. Yani tekrar gebe kalırsa bu %10'a düşmediklerinden emin olmak için doktorların daha ilk günlerden daha yakından takip etmesi lazım. Yeni bir dış gebelik olmasın. Ama bence yani çok ciddi bir sorun değil ve kızınız da bu konuda hani çalışmalara devam edebilir. Evet. Hocam hiçbir sağlık problemimiz olmasa bile yılda bir kere mutlaka kadın doğum doktoruna gidiyoruz. Yılda bir simir, yılda bir mi? Simir evet, testi yaptırıyoruz. Yılda bir simir testi, ultrasonla rahmi muayenesi. 35'ten sonra da. Ve belli bir yaştan sonra meme muayenesi ve işte meme röntgenlerini yaptırmak lazım. Zaten bir sorun olmadan giderseniz kurtuluyorsunuz yani. Ya o kadar yaygın ki siz bir onkolog olarak kadın evet, kanserleri. Çok üzücü olaylar. Yani bakıyorsunuz kişi gelmiş de 37 yaşında en son ne zaman simir testi yaptırdım. İşte doğumdan beri doktora gitmedim. Ne kadar? 10 yıldır bir rahim ağzı kanseri görüyoruz. Ve bunun tabii ameliyatları şeyle ne kadar başarılı da olsa çok ciddi bir teşhis bu. Kaybettiklerimiz de oluyor. Halbuki bu kişi hani yılda bir kez simir testi yaptırsa 10 sene önceden
rahim kanseri anlaşılabiliyor. Ve bunun önlemini basit bir yara yakma gibi bir olayla çözebiliyoruz. Değil mi? Ondan sonra sizin çok ciddi ameliyatlar gerekiyor. Kadın kanserlerinde de tüm kanserlerde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Kesinlikle. Bunu da bir onkolog söylüyor. Kesinlikle yani. Bu şansı hep kullanmak lazım. Evet, yılda bir kere her mutlaka. Her kanserde bu mümkün değil. Ama kadın kanserinde bu mümkün. Evet hocam. İdrar kaçırmaya giriş yapalım. Yani evet. Neden bu kadar yaygın hocam? Şimdi normal doğumların idrar kaçırmaya yol açabileceklerini söylüyoruz hep. Tabii ki normal doğum yapanlarda bu risk daha çok. Ama daha gençlerde de özellikle tuvalet terbiyesinde böyle çok aşırı titiz olanlar, ay o tuvaleti beğenmem, ay oraya oturmam, işte akşam kendi evimde yapayım diyenler çok uzun süre idrarlarını tuttuğu için bir süre sonra mesanenin de işlevi bozuluyor. Çalışamıyor yani. Nasıl doluyor, taşıyor, istediği zaman idrar yapıyor. Veya sinir bozuluyor biraz önceki hastamızda olduğu gibi. Gidiyor tam tuvalete oturmadan önce kaçırıveriyor. Onun için kişilerin gençlikten itibaren 3-4 saatte bir veya ihtiyaç oldukça idrarını yapmaları, bekletmemeleri ve çok aşırı böyle ay tuvalet beğenmemeleri fikrinin artık karşısındayız. Ve tuvalet kapağını basit bir şekilde silip de oturursanız cilden cilde hiçbir şey değişmez. Geçmez mikrop olarak. Rahatlıkla idrarlarını yapabilirler ve bunu yapsınlar. Evet, diğerini telefondan tamam. Sonra. Alo. 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 İyi akşamlar, alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Benim doktor bey bir sorum olacaktı ama. Ben bundan yaklaşık 3 ay önce tüp bebek yaptırdım. Transfer oldu. Evet. Ben, bana 6 tane embriyo transfer yapıldı. Ben yumurtamın, embriyomun biri 5'e bölünmüştü. Hı hı. 3 tanesi 6'ya bölünmüştü. Evet. Benim 8. günde kanamam oldu. Hı hı. 8. günde. Hı. Ondan sonra tutmadığını öğrendim. Hı hı. Evet. Şimdi tabiatta da her rahme düşen bebek oraya yapışmıyor. Ama pek çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Yani her adet olunduğu zaman bunun bir kısmı aslında bir düşük de olduğunu artık biliyoruz. Dolayısıyla çok moral bozmamak lazım. Yani tabiatta da bu böyle. Her bebek düştüğü zaman illa gebelik olmuyor. Tüp bebekte bu %40 ile 50-60 arası giden bir ihtimaldir. Onun için embriyolarınız da olabildiğine göre mutlaka tekrar deneyiniz ve çok uzun da bir ara vermeyin. Moralinizi bozmayın. Türkiye'de 6 tane embriyo transferi tabii yapılamaz. Bence o 6 tane değildir. Belki 6 embriyosu olmuştur ama 2'den çok verilmiyor çünkü. Gerek de yok. Ondan sonra hakikaten çoğul gebelikler, ikizler, 300'e daha çok dert yapıyoruz. Onun için bence yola devam etmelisiniz. Hani ne zaman ne oluyor diye soracağız. En az 2-3 kez yapılıp da tüp bebekte başarı olunmazsa artık niye tutmadı testleri dediğimiz o uzun listeyi. Yani karı koca dokusal uyuşmazlığını, genetiğine, fırtılaşma olaylarına, bir takım nadir hastalıklara bakarak acaba bir sebep bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Ve sebep bulunursa da tabii bunu önden tedavi edip tüp bebek sonra yapılır. Hastamız inşallah ikincisi gebe kalır. Ama onda da kalmazsa bu tarz testleri yaptırmak için bence bizlere gelmeleri evet. lazım. Hocam haftaya dilerseniz detaylı olarak tüp bebeği konuşalım. Olur. Bugün de arayabilirsiniz bizi tabii ki. Canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 625-64-64. Biz idrar kaçırmayı konuşuyoruz ama tüp bebek ve kadın sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz her konuda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda onkolog Teksan Çamlıbel'e yayınımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Yayın dışında da aradığınızda bütün ekip yardımcı oluyor size. Gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Hocam gerçekten böyle size büyük bir ilgi var. Siz de gerçekten hani bazı profesörler var. Ben de uzun yıllardır sağlık yayını yapıyorum. Yayın dışında ulaşamıyor izleyicilerimiz ama siz onlardan değilsiniz. Evet. Birebir siz de konuşuyorsunuz. Tabii, bu gerçekten izleyicilerimiz için çok büyük bir artı. İdrar kaçırmayla devam edelim hocam. Şimdi tuvaletlere gidiyoruz. Pis gidiyoruz. Diye şey yapmıyoruz. Evet, hani temizliyorsunuz ve hijyene çok takılmıyoruz. 3-4 saatte bir mutlaka gitmek lazım. Hani sabah işe gidip de akşama kadar yapmamak tarzı şeyler gerçekten mesela işlevini bozuyor. Şimdi normal doğumda dedik ki hani işte yırtılıyor adaleler ve işte mesane çöküyor ve bunun bir tedavisi var. Bazen de kordon sarkması dediğimiz sadece mesane yani idrar torbası değil. Rahim de sarkıyor beraberinde, kalın bağırsak da sarkıyor. Genel böyle bir sarkma oluyor. Prolapsus dediğimiz bir olay bu. Onda da tabii artık yine çok güzel
ameliyatlar var. Ve 2-3 bacaklı çadır bezi gibi bir takım maddeler var. Onlar içeri konuyor ve gerildiği zaman da bütün organlar tekrar yukarı çıkıyor. Yama gibi şeyler diyeyim ben. Normal işte artık karındaki fıtıklarda da aynı yamalar kullanılıyor. Bunlar gerçekten kişinin kendi dokusundan bağımsız olarak astığı için dokuları hayat boyu gayet başarılı bir şekilde bir insanlar bu dertlerinden kurtulur. Çünkü geçmişte idrar kaçırma ameliyatı geçirip de başarısız olanlar hep muhafazakar yaklaşıyorlar yeni bir ameliyata. İşte oldum zaten olmadı. Demek hiç olmayacak falan gibi. Ama artık onu düşünmesinler. Bu yeni tarz yamalı ameliyat dediğimiz ameliyatlar son derece başarılı. Bir de tabii hastayı iyi seçmek lazım. Dediğim gibi yani hastanın gerçekten sinirsel bir mesanesi varsa yani tuvalete gidene kadar kaçırıyorsa o grupta ameliyat faydalı değil. Onlara ilaç çok faydalı. Ama hapşırırken, öksürürken, kalkarken, bir şey kaldırırken kaçıranlarda da ameliyat süper etkilidir. Onlara mutlaka bize gelip ameliyat olmaları lazım. Şimdi böyle bir problemimiz varsa önce hemen bir kadın doğum uzmanına gidiyoruz ama içerisinde üroloji de olan bir merkeze gitmemiz gerekiyor. Evet, yani jinekolojik üroloji denen böyle bir ara grup var. Ama en azından o jinekoloğun bu konuda bilgili olması lazım. En azından bir takım testleri istemesi lazım. Gerekirse ürolojiden istemesi lazım. Belki yanlış ameliyatlar da bu hani tabii normal bir kadın doğumcuya gidiliyor. Ve bu ürodinami ameliyatı işlevi dediğimiz o işlem yani mesela su verip yavaş yavaş şişerken onu yazdırmak işlevini çok çok önemli. Bu yanılgıyı önler, gereksiz ameliyatı da önler, yanlış ameliyatı da önler. Bir de ameliyatta tabii ne kadar asacağımızın da bilgisini biz oradaki kaçırma düzeyinden anlıyoruz. Tabii o da var değil mi? Asma derken asıp tabii, bitmiyor. Tabii çok asarsanız onun bir idrar yapamıyor insan bu sefer. Az açarsanız, asarsanız yine çok etkili olmuyor. Tam onun ayarını bu ürodinamiğe göre karar veriyoruz. Onu da yapanın uzman olması lazım. Onun için uzmanlık bu konuda çok önemli. Çünkü mesela 50 kere ameliyat edilemez yani. Biz gidip bu testi istemeli miyiz gittiğimiz merkezde bize? Vallahi doktor istemiyorsa evet hasta istemeli. Ürodinami dediğimiz o testin mutlaka yapılması lazım. İdrar kaçırma problemimiz varsa sevgili izleyicilerimiz mutlaka gidip bir merkezde ürodinami testi yaptırıyoruz. Onun sonucuna göre mi hocam ameliyat ya da ilaç evet yani bir akciğer ameliyatı olurken nasıl akciğer röntgeni çekilmesi olmazsa olmazımız bunda da böyle yani bu ameliyattan önce mutlaka bu test yapılacak. Her yerde var mı peki yapılabilen bir test büyük, mi? Büyük yerlerde var. Her hastanede olmayabilir normal ama. Normal devlet hastanelerinde falan bazı devlet hastanelerinde vardır evet var. Evet onun sonucuna göre hocam tedavi ya da ilaç ya da ameliyat. Evet bazen ikisi de yani bazen hem ameliyat hem ilaç da gerekebiliyor. Öyle mi? Ama genellikle sırf ilaçlı olacak bir insan ameliyat yaparsanız kötü yapıyorsunuz. Ve bu eskideki belki bir takım şeyler de ondan kötü reklamlar. Yani işte ameliyat oldum işime yaramadı yine kaçıyorum. Bakıyorsunuz zaten baştan olmamalıydı o kişi evet, ameliyat. Evet bir telefon alalım hocam. Alo. Düşmüş galiba. Bir ara verelim hocam. Aranın olur. Ardından hayır. Devam edelim. Tamam. Reklamlar ardından birlikteyiz. Kadın sağlığı devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Kadın sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz her konuda bizi arayabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 625 64 64. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog, onkolog, profesör doktor Teksen Çamlıbel ile birlikteyiz. Hocam idrar kaçırmanın tedavisi ilaç ya da ameliyat dedik. İkisi bir arada da olabiliyor, tek tek de olabiliyor dediniz. Evet. Bunda tek şey tabii hastalar lütfen bunun bir çözülebilir sorun olduğunu bilip bizlere gelsinler. Çünkü bu hakikaten kişi kocasından saklıyor, çocuklarından saklıyor. Doktordan bile saklıyor doktordan bazen. Saklıyor, siz ben soruyorum. Kendi arkadaşlarından saklıyor. Yani sordukça çıkıyor. Yani zaten 2-3 tane normal doğmayan bir insanın mesanesinde böyle bir zayıflık olmaması çok zor. Yani nasıl engellenebilir bu? Hani tabii ki doğumda doktora bir takım görevler düşüyor. Yani çok büyük bebekleri doğurtmak için uğraşmamak gibi işte güzel bir onarım yapmak gibi yırtık olursa doğumda. Ama doğum sonrası Kegel jimnastiği denen bir jimnastik var. Onu da zaman zaman söylüyoruz. Alt taraftaki o kaslarımızı kasıp idrar tutuyormuşuz gibi bir süre tutup böyle kasılı bırakmak ve bunu defalarca yapmak her gün. Böyle ilk 3 ay doğum sonrası yapılırsa bu. Günde kaç kere mesela? Günde 60 kere diyoruz biz. 20'şer kere yapıp 3 kere belki diye. Ve aklınıza geldikçe bu yapılabilen kolay bir jimnastik.
Ve hakikaten hem cinsel fonksiyonlar için faydalı hem idrak açıma da faydalı. Telefondan sonra devam edelim. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben doktor bir şeyler soracaktım. Annem için soracağım yalnız. Annem gece yatarken bile altına kaçırıyor artık. 65 yaşında falan annem. Doktora gittik, doktor ilaç verdi ama o ilacın hiçbir faydasını görmedi. Şu an köyde ne yapabiliriz onun için? Anneniz de bir takım başka ilaçlar da kullanıyor mu? Kalp, damar, işte tansiyon falan? Tansiyon kullanıyor. Kalp yok. Şeker ilacı kullanıyor bir de, iğne. Şekeri mi var? Var. İnsülin. Değil mi? Şimdi tabii kapsamlı bir iş bu. İncelememiz lazım annenizi. Yani ileri şeker özellikle çok iyi kontrol altında alınmamışsa idrak açımı yapabiliyor. Çünkü mesela sinirlerini bozuyor. Yani sinirsel mesane dediğimiz olayı şeker de yapabilir. Yeter ki çok iyi kontrolde olsun. Tabii bir köy yerinde o insülin iğnesiyle ne kadar sıklıkla bakabiliyor kendine, nasıl takip ediyor o meçhul. Bir de tansiyon kullanan hastaların o yaşlarda önemli bir kısmında tabii hafif bir kalp yetmezliği de oluyor ve vücut gün boyu biraz su topluyor. Bacaklarda özellikle. Akşam yattığı zaman kalp biraz rahatlıyor, faaliyet yok çünkü. O suyu emmeye başlıyor bacaklardan ve derken çok fazla idrar oluyor. Ve kişi gerçekten sık sık gidiyor veya işte kontrol edemeyip yatağını ıslatabiliyor. Bütün bunlar olabilir. Ama anneniz gündüz de idrar kaçırıyorsa mutlaka ürodinami testini yapacağız ona. Sebebini bulup ona göre ya ilaç ya ameliyat ya da ikisi birden uygulanacak. Ama çok şu anki halinden daha mutlu ederiz onu yani. Mutlaka getirin bir görelim. Hele 65 genç bir yaş daha, evet. Ama 85'te 90'da bile yapıyoruz tabii, dediniz. Tabii, hiç yaş sınırı yok. Hani yaşlılar daha çok aman yaşlandım idrar kaçırıyorum gibi düşünüyorlar. Hiç böyle düşünmesinler. Daha kötü oluyorlar. Yani bacak araları yaralar bağlıyor, kızarıyor, işte petle geziyorlar falan. Yani çok zor bir yaşantı. Yani şeker de idrar kaçırmaya sebep olabilecek bir nedenlerden. Şeker mesaneyi tembelliğe sevk ederek evet, hem de sık sık idrar yolu iltihabına yol açabilir. Onun getirdiği bir bozulma da oluyor mesanede. Yani evet. Şekerin kontrolü tabii önemli. Telefonlarımız çok yoğun hocam. Biraz telefonla devam edelim tabii. İzninizle. Alo. 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 Hoş geldiniz yayınımıza hanımefendi. Hoş bulduk. Bursa'da arıyorum ben. Hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Sizin memleket. Benim memleket. Buyurun. Hocam ben kız kardeşim için arıyorum sizi. Tamam. Kız kardeşim Bursa'da farklı yerlerde 4 defa tüp bebek denedi. 33 yaşında. Tutmadı. En son yaptırdığında sebep olarak şey söylenildi. Eşinin sperm sayısının az olduğu ve kalitesiz olduğu söylendi. Bir daha kardeşim de sizi dinliyorum. Sizin söylediğiniz gibi de gerçekten moral de bozuldu. Artık da denemek de istemiyor. Evet. Tabii bu hakikaten zor ve moral bozucu bir şey. Tabii spermi görmemiz lazım ne kadar kötü. Ama embriyoları olabiliyorsa yani güzel embriyoları oluyorsa ve bunlar transfer ediliyorsa o zaman sperm vazifesini yaptı demektir. Ondan sonra artık kadın tarafını daha çok araştırmak lazım. Rahmin içe bir kamerayla bakmak dediğimiz bir işlem var, adı histeroskopi. Rahmin içine mutlaka bir dürbünle bakmak gerekebiliyor bazen ve oradan bir parça alıp onu incelemek gerekebiliyor. Artı karı koca arası genetik anormallikler, kadın vücudunda bazı bebeği öldürebilen maddeler, hücreler var. Onların mevcudiyeti var mı? Varsa onların tedavisi gerekebiliyor. Pıhtılaşma hastalıkları, bağışıklık hastalıkları, bir sürü şey var. İncelenecek şeyler var. Bunun tamamı incelip ondan sonra tüp bebek yapıldığı zaman tabii fark olabiliyor. Bir de 3-4 kere yapılmışsa belki de merkez değiştirmek, şansı arttırmak açısından fayda olabilir. Bunu zaman zaman ben de söylüyorum televizyonlarda. Yani aynı merkeze gitmek tabii güzel bir şey. Biz doktorlar hep bize gelsin istiyoruz aslında ama. Üç kere farklı yerde yaptırmış. Farklı yerde. Evet. O zaman tabii hakikaten bilgi ve belgeler bize gelirse ve Cem TV'den geldi de söylersek özellikle faydamız olur, yardımımız olur. En azından güzel bir yol gösteririz ona. Hiç olmazsa memleketlime faydam olmuş olur. Evet, ben de Bursa'lıyım. Siz bizim aracılığımızla Teksan Hoca'ya ulaşın. Memleketlisine bir takım özel avantajlar soracak Teksan Hoca. Herkese sunuyorsunuz. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi normalde o sezaryen çok tartışılıyor. Telefondan sonra soracağım. Yönetmenim uyarıyor. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Ben hocama bir,
Ben hocama bir sorun olacak, bir idrar kaçırma olayını. Bende de vardı. Onu ne yapmam gerekiyor? Bir de bende milyon var. Bu sene yine gittim parti aldım. Uzun bir süre gitmemiştim doktora ama bu ara bu idrar kaçırma olayı gerçekten beni çok rahatsız ediyor hocama. Hapşırırken, öksürürken falan mı kaçırıyorsunuz? Hocam hapşırınca, öksürünce. Evet. Şimdi miyomunuz kaç santim? Düştü galiba. Düştü galiba, evet. Şimdi çok büyük miyomlarda da tabii mesane basıyla idrar kaçırma olabilir. Ama çok büyük değilse tabii bu yaptığı doğumlara bağlı. Yine tekrar ediyoruz. Mutlaka bir ürodinami testi yapacağız size. Ondan sonra da hakikaten ürodinami de mesela çöküklüğünden dolayı sabık öyle gibi görünüyor. Hamak denen bir küçük ameliyatı oraya yapacağız. Mesane kaldıracağız ve hakikaten derdinizden kurtulacaksınız. Mutlaka bunu araştırın. Bulamazsanız bize gelin. Biz sizi yönlendirelim ama bu ameliyat olsun. Yani çok basit bir ameliyat. Ameliyat deyince hep ürküyor izleyicilerimiz. Özellikle hep hani vardır ya bizim kültürümüzde bıçak evet. değmesin. Bıçak deyince daha yani bu hani hurafe tabii ki. Yani tek dikişli ameliyat diyebilirim. Tek bir dikiş yani. Ya şu o kadar basit. Tek bir dikiş, evet. Normal hayata da hemen devam edebiliyoruz. Evet, İki gün mü ağır kaldırmıyor dediniz öyle yani, şey. Bu da ağır kaldırmak şey yok ama kişiler zaten korktukları için geçmişte hep ondan bir süre istesek de onu yapmak istemiyorlar. Ama normalde ameliyat biter bitmez normal hayata dönülebilir. Öyle güzel bir şey. Evet. Hocam şimdi idrar kaçırmanın nedenlerinden birisi de normal doğum gibi gözüküyor. Bunu soramadım bir türlü telefon yine. Alo. Sıfadan rahatsızım. Kusura bakmayın. Yayınızı bir 10 dakikadır falan seyrediyorum da. İdrar kaçırma ile ilgili bir sorun olmayacak da gebelik süreci ile ilgili bir sorun olmayacak. Tabii buyurun. Üç tane gebelik geçirdim. Üçü de maalesef gebeliklerim ölümle sonuçlandı. Karnımda öldüler. Başınız sağ olsun. İlkini ve sonuçlusunu normal doğum yaptım. İkisinde kürtaj alındı. Bu süreç zarfında mesma testlerime bakıldı. Mesma testlerimde ilk faktör bozuk çıktı. Yani 47-80 bayanda bu faktörün zaten bozuk olduğu söylendi. Sonra işte yani sansılandırıcı... Duyabiliyor musunuz hocam siz? Sık sık kaçırıyorum ama evet. Beni duyabiliyor musunuz? Biraz net, daha net konuşursanız tam duyamadık son kısımlarını. Kusura bakmayın. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Şu an bir gebeliğim yok. Yani ağızdan alıyorum. İğne kullanmıyorum. Bu süreç tarzında tekrar bir hamilelik düşünsem korkularım var. Acaba bir tüp bebek bana önerilebilir mi? Şimdi 3 kez çocuk kaybetmişsiniz anlayabildiğim kadarıyla. Buna hani mükerrer düşük diyoruz tıpta. 2'den sonra artık bir anormal gruba giriyor. Bir kere mutlaka detaylı bir incelenmeniz lazım. Bu incelemede bir takım şeyler yapılmıştır mutlaka ama rahme kamerayla bakmak dediğimiz o histeroskopi şart. Ondan sonra bağışıklık hastalıklarına bakmak gerekli. Karı koca dokusal uyuşmazlıklar, genetik anormallikler, sizdeki bazı hücreler bebeği öldürüyor mu diye CD1956 diye adlandırdığımız bir grup var. Onlara bakmak lazım. Bunun mutlaka bir ön tedavisinin yapılması lazım. Hemen şunu tavsiye edeyim. Mutlaka bunlar yapılıp tedavi edilmeden yeni bir gebeliğe niyetlenmeyin. Çünkü her gebelikte şansınız biraz daha az oluyor. Mutlaka korunun sıkı bir şekilde. Ve bu tarz işleri yapabilen bizim gibi merkezlere gelin ve detaylı incelemeleri yapalım. Ya tabii bu dedikleriniz çok önemli hocam. Hani tamam tüp bebek deneniyor ama denen bu tarz durumlarda... Tüp bebek olur mu dedi? Hayır, tüp bebeğin bu konuda bir faydası yok. Yok mu? Yani tüp bebek sadece gebe kalamayanlara bir yardım ama düşürmekte bir faydası yoktur. Aynı incelemelerin, tedbirlerin, önlemlerin baştan yine alınması lazım. O düşük cenin inceleniyor galiba değil mi? O da inceleniyor, işte kadın da inceleniyor, erkek de inceleniyor yani bunların yapılması detaylı şart. Detaylı bir incelem. Evet. Çok acı bir de gerçekten ben izleyicimizi dinlerken benim bile tüylerim diken evet, diken evet, oldu. Evet, yani hiç gebe kalmasa daha iyi. Tabii, 3 tane. Fiyat baksa o da üzücü bir olay. Ama tabii çok değil, ileri ve değil, bunlar bu konuda ciddi şekilde faydamız olur. Ararsa telefonları tabii. Da var bizde bütün izleyicilerimiz hepsine tamam. Dönüş yapılıyor o yüzden size tekrar teşekkür ediyorum tamam. Hocam normal doğum mu biz hep tabii ki her şeyin normali güzel biz hepimiz normal doğum yapmak istiyoruz ama bazen doktor tersini söylediğinde normal doğum diye de ısrar etmemek lazım işte
sonucunda hani o büyük bebekler, kilolu bebeklerde ben yanlış mı anladım? Sonucunda rahim çok büyük zararlar görebiliyor ve işte idrar kaçırma ya da benzeri problemler olabiliyor. Evet, en azından şunu düşünmek lazım. Yani annelik çocuğu hangi yoldan doğurmanla ilgili bir şey değil. Siz de annesiniz, bütün anne olanlar bilir. İki sezaryenle yani doğurdum. Yıllarca o çocuklarla uğraşmak, geceleri uykusuz kalmak, evet, gündüz işte altı üstü yemesi içmesi falan, yani koca bir annelik şeyinde bir küreysi annelik, yani orada nasıl doğdu çok ince bir dilim. Tabii. Çünkü bazen o konuda da böyle laflar oluyor işte, hani ben illaki normal doğuracağım, işte anneliği i̇şte onu, tatacağım. Evet, öbür onu... türlü de anneliği tatacaksın zaten. Hayat boyu tatacaksın yani... zaten. Tabii ki normal doğum olabiliyorsa daha rahat, kolay olabilir. Ertesi gün hemen kendinize gelebiliyorsunuz, işte eve gidebiliyorsunuz falan ama o konuda kahraman olmamak lazım. İllaki normal doğuracağım diye. Doktor karar vermeli diye düşünüyorum. Çok ben büyük bebekler, çok uzamış doğumlar, işte bütün bu süreçte çok yol vermemek lazım. Mesela benim ilk ihtisas yıllarımda forceps ile çocuk çıkartmak çok tabii bir şeydi. Vakum. Şimdi hemen hemen pek yapmıyoruz. Vakumu da çok fazla yapmak istemiyoruz. Yani bir çocuk illaki forceps'e, vakuma ihtiyaç duyuyorsa daha zorlanabiliyor anne. Dokuları daha çok harap olabiliyor. Mümkün bunları öngörüp belli bir nokta durdurmak lazım. Artık işte miyom geçirmiş insanlar veya işte çok dört yön üzerindeki bebekler, bunlar artık ultrasonla anlaşılabiliyor. Onlarda normal doğumu çok zorlamamak lazım. Hocam idrar kaçırmanın tedavilerini de konuştuk. İdrar kaçırmayla ilgili tabii ki arayabilir izleyicilerimiz bizi ama sizin söylemek istediğiniz bir şey yoksa şu yumurta dondurma meselesine. Onu da geçelim. Konu biraz daha farklı bir yere gitti ama bu da çok önemli bir konu. Telefondan sonra. Tamam. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Soracaktım. Buyurun. Hocam benim annem 80 yaşında. Altına idrar kaçırıyor. Tuvalete giderken de yetiştiremiyor. Ama kilosu fazla, 10 doğum yapmış. Bir de tansiyonu da var. Hasta ilaç kullanıyor, tansiyon ilacı kullanıyor. Evet, şimdi annenizde büyük bir ihtimalle her ikisi de vardır. Yani bir ameliyata ihtiyacı olabilir çünkü 10 doğum yapan bir insanın idrar torbasının normal yerinde kalması mümkün değil zaten. Ama o testi, o ürodenin denen testi mutlaka yapalım. Ama hani tuvalete gidene kadar kaçırma olayını da yine ilaçlarla veya botoksla çözülmesi lazım. Yani sizde belki iki türlü tedavi de lazım ama şu anki halinden çok daha iyi bir hale gelir anneniz. Yani yolunuz düşerse bize, İstanbul'a gelin, yardımcı olalım. Yaş hiç önemli değil hocam, değil mi? Değil, evet. Hiç hani ilerleyen yaşlarda da yapılabiliyor bu tıp ameliyat. Tıp zaten yaşları artık... hizmet için var neredeyse. Çünkü hepimiz yaşlanıyoruz ve tabii, yaşlı dediğimiz o yıllarımız artık 40-50 sene sürüyor. Hı hı. Eskiden olduğu gibi yani 50'de 60'da kimseyi kaybetmiyoruz. Evet. Ortalama yaş çok uzadı. Evet hocam. Evet. Yumurta dondurmaya geçelim mi? Geçelim. Şimdi şöyle diyoruz. Kadınlar doğduklarında 200-300 bin yumurta ile doğuyorlar ve ergenlikten sonraki her adetlerinde yüzlerce yumurta kaybediyorlar her ay. Dolayısıyla bazı kadınlarda 35 yaşlarda, kimisi de 45 yaşlarda yumurta tükenme aşamasına geliyor. Bu biraz doğuştan kaç yumurta doğduğunuza bağlı ama onun da bir sayısını kimse bilemiyor. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak isteyen insanların özellikle önünüzdeki gelecekte, çok yakın bir gelecekte evlilik veya bir bebek ümidi yoksa veya niyeti, zaman zaman hormonlarına baktırmakta çok büyük fayda var. Eskiden hormonlar biraz daha yanıltıcıydı. Şimdi çok da etkin hormonlar çıktı. Hakikaten bakıyoruz ve diyoruz ki yumurtalar çok azaldı. Ve o noktada tabii eskiden bir şey yapılamıyordu. Derdik yani ya, genç kızken bunu yapabiliyor musunuz? Evli değiliz. Evet, tabii tabii. Tabii evli değil. Hı-hı. Diyelim ki 34 yaşında, gelecekte bir evlilik şeyi de yok. Bakıyoruz yumurtalara zayıflama yüz tutmuş. Hemen o noktada eskiden şunu derdik işte, git bir önce evlen. Nasıl evleneceğim yani? Bir an önce çocuk yap. Manavdan portakal almıyoruz. Dolayısıyla artık sen acele etme, sen yine prensini kendini seç. Ne zaman doğruysa o zaman yap ama yumurtalar da kaybolmasın, annelik şansını yitirme. Onu nasıl yapacağız? Adetin 3. günü bize geliyorlar. Bir 10 gün kadar bir ilaç tedavisi veriyoruz. 12. 13. günde ufak bir işlemle yumurtalar alınıyor. Ve tüp bebek merkezlerinde yapılıyor bu. Ve maliyeti kabaca bir tüp bebek kadardır. Yani nedir maliyet diye soranlar, işte
tüp bebek ne kadarsa kabaca o kadardır. Hı hı. Fiyat veremiyoruz ama yani çok aşırı bir şey değil kesinlikle. Bunu SGK karşılamıyordur herhalde. Karşılamıyor. Hı hı. Ama devlet buna izin veriyor artık. Telefondan ve sonra devam ederim. Evet, herkese bunu tavsiye ediyoruz. O yumurtaları 10 sene, 15 sene uzun süre saklanabilir. Evet. Alo. İyi akşamlar hanımefendi. Ben hocama bir şey soracaktım. Onun için aldım da. Buyurun. Alo. Buyurun, buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam duyuyor sizi. Benim 6 yaşında bir kız çocuğum var da. Akşam uzun yatınca altına yaptığını bilemiyor yani. Üzerine. Evet, çocuklardı. Tamam. Şimdi yatak ıslatma dediğimiz olay biraz bu konumuzun dışında. Bir kadın doğumcunun konusuna dışında aslında. Bunlara genellikle çocuk ürologları dediğimiz, pediatrik ürolog dediğimiz arkadaşlar bakıyorlar. Ve çok tabii altında genellikle psikolojik sebepler yatar. İyi bir psikolojik tedaviyle bazen bunlar çözülüyor. İşte bazen eğitimle çözülüyor. Çok olumsuz durumlarda da son yıllarda işte bir pil şansı var. O takılabiliyor. O pille işte istediği zaman idrar yapıp istediği zaman idrar yapmama olayı başarılıyor. Tabii yıllar ilerledikçe bu geçebilir. 6 yaş oluyor da mesela 9'unda geçebiliyor kişide. Ama hani genç kızlık zamanına kadar tabii bu ilerlerse mutlaka daha değişik tedaviler lazım. Yani bir çocuk üroloğu grubuyla temas etmelerini tavsiye ederim. Hocam yumurta dondurma her yaşa yapılabiliyor mu? Yani bir yaş sınırı var mı? Bir yaş sınırı yok. Ama tabii çok geç kalmamak lazım bunda da. Yani İşte örneğin 45 yaşında bize geliyorlar bazen yumurta dondurma için. Bakıyoruz donduracak fazla yumurta zaten kalmamış. O noktaya getirmemek lazım. Peki nasıl anlayacak kişi? Nasıl çünkü anlayacak? Adetler tıkır telefondan tıkır gidiyor. Sonra. Evet. Alo. Tamam. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 36 haftalık hamileyim de. Rahatsızlıklarım oluyor. Kramplarım çok oluyor. Bel ağrılarım. Onu merak etmiştim. Hocama onu soracaktım. 6 mı 36 mı? Ben de anlayamadım. 36 haftalık. 36. Son aya girmişsiniz. Bebek zaten geliyor. Yani olmasa şaşarım yani. Hazırlık ağrıları dediğimiz ağrılar var. Rahmi hazırlayan, rahim ağzı yumuşatan, açılmasına yol açan. Bunlar zaten 28. hafta itibaren olabilir. Ve bunlar sıklaştığı zaman zaten bir süre sonra doğuma giriyorsunuz. Bu haftalarda bir makine var. NST diyoruz. Ona bağlanıp şöyle kemerlerle kasılmalar yazılır. Hakikaten anlamlı bir ciddiyette kasılma varsa zaten doktorunuz gerekeni yapar. Ama yok tek tük böyle hani 20 dakikada bir günde 4 kere 5 kere böyle kasılma olup geçiyorsa da bunlar hazırlık ağrı deyip çok önem vermiyoruz. Siz de çok önem vermeyin bence. Evet hocam. Her yaşa yapılabilir dediniz ama çok geç kalmamak lazım dediniz evet, yumurta dondurmada. Çok geç kalmamak lazım. Annenizin menopoz yaşı bu konuda bir kriter olabiliyor bazen hormonu ek olarak. Yani annenizin menopoz yaşı neyse kabaca ondan 10 sene önce yani sizin menopozunuz da kabaca annenizin menopoz yaşı gibi olacaktır. Ve ondan önceki 10 senede dahi yumurta ciddi şekilde zayıfladığı, genetik bozulduğu, sayısı azaldığı için o noktaya kadar mümkünse çocuğu doğurmak veya yumurtaları dondurmak evet, böyle bir kural diye söyleyebilirim. Peki hocam yumurta dondurduktan sonra mecburen tüp bebek yapılıyor değil mi? Evet, onunla tüp bebek gibi. Onlar ısıtılıyor. Sperm konuya içine döllenen embriyolar bebeğe verilebiliyor. Yumurtalık dondurma denen bir kavram da var. Onu telefondan sonra tamam, konuşalım. Olur. Alo. Akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben 54 yaşındayım. Benim idrar kesem sarkmış ama ben hap çürürken ederken kaçırmam yok. Ama yani diyelim sık tuvalete gitmem gerekiyor. Şimdi gitmediğim zaman orayı ben hissediyorum idrar kesemi aşağıda. Evet çok güzel bir şey. Onu merak ettim. Çok güzel bir şey sordunuz. Bu hani kordon sarkması dediğimiz olay bu. Mesela bazen öylesine sarkar ki bükülür ve hani idrarını hiç yapamaz hale gelirsiniz. Dolayısıyla hep içeride biraz idrar kalır. Ve kalan idrar tabii biraz daha idrar birikince tekrar tuvalete taşırtır. Tekrar tuvalete taşırtır. Bunlar da tabii yine mesaneyi yine o yama dediğimiz o özel bantlarla ileri doğru ittirip asmak son derece faydalı. Dolayısıyla sizin derdinizin de çaresi küçük o ameliyatla yapılabilir. O ameliyatı mutlaka olmanızı öneririm. Evet. Basit bir ameliyat. Hemen de tedavi evet, edilebilen evet, bir ameliyat hocam. Siz en son bir şey söylüyordunuz yumurta dondurmayla ilgili. Annenizi menopoz yaşından 10 sene çıkaracaksınız. O güne kadar ya yumurtaları donduralım
ya da çocuk yumurtalık doğru. Dondurmayı anlatıyordunuz bize. Bir de yumurtalık bize. Dondurma evet. Var. O da laparoskopla yani açık ameliyat değil de kapalı ameliyatla içeri girip yumurtanın kabuğundan böyle bir şeritler kesiyoruz. Onlarda yüzlerce yumurta var. Onlar da donduruluyor. Ve gelecekte daha yine, mı iyi o? Yani yine ne farkı laparoskopik var? Yöntemle yumurtalığı böyle açıp işte bunları yerleştiriyoruz, kapatıyoruz. Onlar da orada kendi kendine çalışmaya başlayıp tekrar kişi hani kendi adetine olup doğal gebelik olabiliyor. Yani tüp bebek yapıyoruz ya yumurta dondurmada mutlaka. Yumurtalık dondurmada tüp bebek yapılmayabiliyor. Başarı olmuyorsa doğal gebelik yani kendi gebelik de olabiliyor. Bu şekilde yüzlerce gebe var dünyada ama bu teknik tabii yumurta dondurmaya nazaran başarısı biraz daha azdır. Bir de iki kere ameliyat ihtiyacı oluyor. Evet. Öbürü çok daha kolay bir şey toplanabiliyor. Ama hani aklında bu olanlar da bize gelebilirler ve bunu yapabiliriz. Peki hocam yumurta dondurduk ya da yumurtalık ve 50 yaşına geldik. Hala evlenmedik. Onda bir yaş sınırı var mı? Bir şey, o zaman da tüp bebek yapabiliyor musunuz? Yumurtalarla mı? Evet. Şimdi rahim yaşlanmıyor. Öyle bir güzel bir avantajı var kadınların. Hani, menopoza girse bile. Girse bile. İşte okuyorsunuz Almanya'da 60'ına doğurdu, 70'ine doğurdu falan. Bunlar hep bu şekilde rahimin yaşlanmadığını gösteren şeyler, örnekler. Dolayısıyla kişi hangi yaşta olursa olsun, tabii genel sağlığı müsaade ettiği sürece bu yumurtalar ısıtılıp, dondurup, bebekler rahime konabilir. Rahim de hazırlanıyor hormonlarla. Güzel bir şey. Yani çok müthiş bir şey o zaman. Tabii, gerçekten. Telefonla devam tabii. Edeyim hocam. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, alalım sorunuzu hemen. Hocam, sorum olacak mı da? Tabii, buyurun. Benim 4 defa hamile kaldım. İkisi tüp bebesi, ikisi normal olarak. Birisinin kalp atışı durdu 3 aylıkken. Diğer 3 tanesi de kalp atışı olmadığı için kürtaj oldum. Evet. Yani 6 kere kaybetti öyle mi? Evet. İşte 4 kere hocam. Birinin kalbi durmuş, üçünde de kalp atışı alınamamış. Evet. Yani bu işte mükerrer düşük. Bunun değişik evreleri olabiliyor. Yani kalp atmadan ölüm, kalp attıktan sonra kayıp falan gibi ama sonra hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yani bunlar ya annedeki bağışıklık olayları, ya fıtılaşma hastalıkları, ya genetik bozukluklar değişik sebeplerle olabiliyor. Ve mutlaka bunların detaylı bir şekilde araştırılması lazım. Mutlaka bu hastayla aynı şeyi söylüyorum. Gebe kalmayın, korunun sıkı bir şekilde. Bu araştırmayı yapacak bir merkeze gidin. Diyebilirsiniz ki bazen bana aslında şey diyor. Vallahi hocam gittik her şey yapıldı. Her şey çok muğlak bir laf tabii. Her şeyden her şeye fark var. Bir sürü test var. Eminim ki yapılmıyor. Evet. Böyle bir önemli merkeze gelip orada bunları yaptırmak lazım. Bir telefon daha sığdıralım hocam. Tamam. Yayınımızın sonuna geldik ama son telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben hocama bir soru soracaktım da. Şimdi benim kızım 74 doğumlu da yani yaşı kaç oldu bilmiyorum. 2 yıl oldu evleneli. 43 yaşında. Duyuyor musun? Evet 43 yaşında kızınız. 2 defa işte şey oldular yani doktora gittiler bu bebek için. Onda bir türlü bir başarılı olamadılar. Bu seferkinde sonuncuda 3 tane yumurta almışlar. O da olumlu olmamış. Acaba ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yaş tabii çok ileri. Onun için mutlaka hormonal durumuna bir kez daha bakıp bir takım böyle yumurtayı arttıran, büyüten, kuvvetlendiren vitamin, hormon karışımı haplar var. Onlardan biz genelde bir 6 ile 8 hafta bir tedavi veriyoruz önden. Ondan sonra yapıyoruz tüp bebeği. Ama o grupta da hemen embriyoyu geri vermektense habire embriyo biriktirmek 2-3 ayda bir ve böyle bir havuzunuzun olması. Çünkü bir süre sonra hiç embriyo kalmayacak, hiç yumurta kalmayacak. Önce onu bir yapmak lazım. Yani habire embriyoyu geri vermeden dondurmak ve belli bir sayıya ulaşmak. Ve ondan sonra peyderpey onları vermek daha doğru olacaktır. Onu tavsiye ederim kızınıza. Yani geç kalmadan iyi bir merkeze, merkez evet. Değiştirerek belki yumurtaları saklatmaya başlaması. Çünkü hemen hemen son sınırlar evet, gibi son değil sınırlar. Mi hocam? Süremizin sonuna geldik. Tüp bebek ve tekrarlayan düşüklerle ilgili çok yoğun telefonlarımız var. İzleyicilerimizin birçoğunu da yayına alamadık. Dilerseniz haftaya tüp bebeği ve bu
tekrarlayan tıpa düşükleri. Tıpa öyle tekrarlayan gebelik kayıpları, düşükleri evet, konuşalım. Evet, onları detaylı konuşalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bu kadar vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz biz de size. Haftaya görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın.